Balık avcılığında sentetik elyaflardan üretilmiş olan iplerin piyasaya çıkmasıyla olta makinalarında ip kullanımı daha da yaygınlaştı. Monofilamente karşı daha uzun atış erimi, daha mukavemetli olması bu örgü ipleri bir adım öne taşıdı. Rakibi olan monofilament naylon misinalara karşı aynı kalınlıkta daha fazla mukavemet sağlaması, atış eriminin daha fazla olması gibi özellikleri onu bir adım öne taşıdı. Naylon ve polyesterden çok daha hafif, çelikten kat kat daha güçlü olan bu sentetik elyaflar, deniz dibindeki kayalıklara, taşlara ve diğer yapılara sürttüğü zaman çabuk koptuğundan dolayı günümüzde hala bazı balıkçılar tarafından rağbet görmemektedir. Bu örgü ipler çok ince sentetik elyaftan 4, 8, 9, 12 gibi katlarla ve daha sonra üzerine kaplama geçirilerek üretilirler. Örgülü iplerin aynı mukavemetteki rakipleri olan monofilament naylon misinalara karşı daha ince olabilmeleri, derin su avcılarının, atçek spin avcılarının kullandıkları makaralara daha fazla ip sarabilmelerine olanak verdiğinden çok tercih edilmelerine sebep oldu. Örgülü ipler yüksek çeker değerleri, uzun atış erimleri, hemen hemen hiç esnememeleri, güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmaları, tuza karşı dayanıklı olmaları, büyük balıklarla çok daha rahat mücadele edebilmemizi sağlamaları bakımından tercih edilen ürünler haline geldiler. Peki örgülü iplerin dezavantajları yok mu? Elbette var. Örneğin su altında görünürler. Her düğüme uygun değildir. Bazılarında tutmazlar, kayarlar. Sürtünmelere karşı dayanıklı değiller. Esnek olmamaları her balık avında işe yarayacakları anlamına gelmez. Avantaj olarak saydığımız yüksek çeker değeri elbette rakibi olan monofilament misinalarla karşılaştırıldıkları zaman ortaya çıkar. Daha uzun atış imkanı iplere uygun makaralar için geçerlidir. Düşük hafıza avantajı ise makinalarımıza sardığımız zaman gam yapmamaları, çabuk dolaşıp kuş gözü yapmamalarından gelir. Hemen hemen hiç esnemediği için av sırasında tasmalama yaparken bize avantaj sağlamasıdır. Güneş ışığından ve tuzdan naylon misinalar kadar etkilenmemesi bize maddi açıdan avantaj sağlar. Elbette yüksek çeker değeri de büyük balıklarla mücadelemizde büyük bir avantajdır. Örgülü iplerin dezavantajı olarak saydığım su altında görünürlülük dezavantajını monofilament veya lider olarak fluorokarbon misinalar kullanarak bertaraf edebiliriz. Aynı şekilde sürtünmeye karşı olan düşük mukavemetini de yine lider bağlayarak çözebiliriz. Her düğümü tutmaması balıkçıların iplere özel düğümleri öğrenmesi mecburiyetini getirir. Esnememe özelliği bazı durumlarda karşımıza dezavantaj olarak çıkar. Bunu da makinamızın hassas kalama ayarıyla çözeriz. Örgülü iplerin bu minimum esnekliği büyük balıklar oltamıza vurduğu zaman kalama ayarının mutlaka hassas yapılması zorunluluğunu doğurur. Örgülü iplerin bir kısmı su üstünde yüzmeye göre, bir kısmı da batmaya göre dizayn edilirler. O yüzden su üstü avcılık yapacaksak alacağımız, kullanacağımız iplerin su üstü yüzer özellikli iplerden, derin su avcılığı yapacaksak, jig yapacaksak, short jig yapacaksak batar özellikli olan iplerden seçmemiz gerekir. Arkadaşlar, örgü misinalarda bazı değerler yabancı birimler olarak verilmektedir. Örneğin LB kısaltılması libre veya pound'un kısaltılmasıdır ki bu da bizim ağırlık değeri olan kilogramın karşılığıdır. Y de yard, yani bizim metre olan uzunluk biriminin karşılığı olarak yazar. Sonuç olarak özetlersek, eğer ip kullanımına uygun bir makaraya sahipseniz ve bu makaraya daha uzun misina sarmak ihtiyacını duyuyorsanız, yüksek çeker değeriyle daha hassasiyet sahibi bir iple güzel tasmalama yaparak daha büyük balıkları yakalamayı hedefliyorsanız, daha uzağa atış yapan, güneşten ve tuzdan fazla etkilenmediği için daha uzun ömürlü olan bir ürün istiyorsanız, ip misinalar, örgülü ipler sizin için biçilmiş kaftandır. Sürtünmeye karşı daha az dayanıklılık, su altında görünebilme ve zor düğüm tutma gibi dezavantajları bertaraf edebilmek için ip misinayla fluorokarbonun birleşimine uygun olan, örneğin FG düğümü gibi düğümleri öğrenerek bu dezavantajları avantaja çevirebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız videonun altına yorum yapmayı, beğeni bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.